Gururlu gül. Mevsimlerden ilkbaharmış. Rengarenk çiçekler çayırları süslüyormuş. Gül çevresine bakınmış ve en güzel bitki benim demiş. Meşe ağacı neden öyle söylüyorsun diye çıkışmış. Gül neden söylemeyeyim demiş. Bütün bitkiler bana hayran. Baksana şu kaktüs ne kadar çirkin. Dikenleri ne korkunç görünüyor. Diğer çiçekler ve meşe ağacı gülün sözlerine hayret etmişler. Hiç öyle şey olur mu? Her bitkinin kendine göre bir güzelliği var demişler. Fakat gül onlara aldırmamış. Derken ilkbahar geçmiş, yaz mevsimi gelmiş, artık hiç yağmur yağmıyormuş, bitkiler su bulamıyorlarmış. Gül de çok susadığı için solmaya başlamış. Bir gün küçük kuşların kaktüsün gövdesini gagalarıyla deldiklerini görmüş, şaşkınlıkla meşe ağacına sormuş. O serçeler ne yapıyorlar? Kaktüsten su içiyorlar diye cevap vermiş meşe. Gül şaşkınlık içinde. Onun suyu mu var diye sormuş. Elbette var demiş meşe. İstersen kaktüse söyle. Serçelerle sana da su göndersin. Serçeler kaktüsten güle su taşıyor. Gül daha önce kaktüs için söylediği sözlere pişman olmuş. Demek her bitkinin kendine göre bir güzelliği varmış demiş. Kaktüs serçelerle güle su göndermiş. Böylece de solmaktan kurtulmuş. Nefise at çakarlar. Birinci etkinlik. Aşağıdaki tanımları görseli verilen kelimelerle örnekteki gibi eşleştirelim. 1. Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri. Evet, bu dikendir. Dolayısıyla bakın buraya bir yazılmış. 2. Kaktüsgillerden yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki. Evet, bu kaktüstür. Buraya 2 yazalım. 3. Genellikle kuşlarda ağzın bir uzantısı durumunda olan farklı biçim ve büyüklükteki katı ve çıkıntılı organ. Buna da gaga denir. Buraya 3 yazalım. İkinci etkinlik. Metni olayların oluş sırasına dikkat ederek arkadaşlarımıza anlatalım. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. 1. Gül niçin en güzel bitki olduğunu düşünüyor? Bitkilerin kendisine hayran olduğunu düşünüyormuş. 2. Gül niçin solmaya başlamış? Yaz mevsimi geldiği için hiç yağmur yağmıyormuş. Bitkiler su bulamıyorlarmış. Gül de çok susadığı için solmaya başlamış. 3. Gül kaktüs için söylediği sözlerden niçin pişmanlık duymuş? Gül serçelerin kaktüsten su içmelerine ve kendisine su taşımalarından dolayı kaktüs için söylediklerinden pişmanlık duymuş. Dördüncü etkinlik. Soruları görsellere göre cevaplayalım. 1. Serçeler su ihtiyacını nasıl karşılıyor? Kaktüsleri gagalarıyla delerek kaktüsün içindeki suyu içiyorlar. 2. Gül solmaktan nasıl kurtulmuş? Serçelerin kaktüslerden getirdikleri su nedeniyle solmaktan kurtulmuş. 5. Etkinlik. Kitapların içindekiler bölümünde o kitapta işlenecek metinler yer alır. A şıkkı. İçindekiler bölümüne bakarak temamızın adını ve bu temada işleyeceğimiz metinlerin adlarını yazalım. Temanın adı Erdemler. Temada işlenecek metinlerin adı Gururlu Gül, Örnek Çocuk, Barışın Ülkesi, Yardımlaşma, Büyüklerimi Seviyorum. 6. Etkinlik. Gülün kaktüsü küçümsemesini doğru buluyor musunuz? Siz gülün yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız? Anlatalım. Gülün kaktüsü küçümsemesini doğru bulmuyorum. Çünkü her bitkinin kendine göre bir güzelliği vardır. 7. Etkinlik. Merhaba, ben nokta. Cümle sonlarına gelirim. Benden sonra büyük harfle başlamalısın. Okurken beni gördüğün yerde durup beklemeyi unutma. Aşağıdaki metinde yay ayraç ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyalım. Okulda ilk gün. Birinci sınıfa başlayacağım için çok heyecanlıydım. Burada cümle bittiği için cümlenin sonuna nokta koyalım. Sabah erkenden kalktım. Burada da cümle bittiği için gene nokta koyalım. Hemen hazırlanıp okulun yolunu tuttum. Buraya da bir nokta koyalım. Okulda arkadaşlarımı görünce çok sevindim. Cümle bitmiş. Nokta koyalım. Uzun bir tatilden sonra tekrar buluşmuştuk. Gene bir nokta koyalım cümle bittiği için. Bu yıl yine yeni bilgiler öğreneceğiz. Buraya virgül koyalım çünkü cümle bitmemiş. Çok güzel günler geçirecektik. Şimdi buraya nokta koyabiliriz. Cümle bitmiş. Sınıfımıza bir an önce girmek için sabırsızlanıyorduk. Buraya da nokta koyalım. Bu şekilde boşlukları doldurmuş olduk.
Örnek çocuk. Örnek çocuk yarışmasının sonuçları bu yıl okulların açılacağı sabah açıklanacaktı. Kalabalığın önündeki sandalyelerde İsmail Hoca, Bekir Emmi, Hasan Çavuş ve öğretmenlerimiz oturuyorlardı. Merakla Osman'a, "Sence," dedim, "bu yıl kim seçilecek?" Osman sanki neticeyi öğrenmiş de sevinmemiş gibi, "Kim seçilecek?" dedi. "Bu sene de elmacıların çocukları seçilir." "Ali mi?" "Niçin olmasın?" "Yok canım. Onun örnek olacak neyi var? Kavgacının biri." Osman'la konuşurken muhtar amca ile okul müdürümüz dışarı çıktılar. İkisi de merdivenlerin en üst basamağında durdu. Muhtar amca bütün Ovacık köyünün bu yarışmanın sonucunu merak ettiğini bilerek, "Büyüklerim, saygı değer anne ve babalar, sevgili çocuklar," diye söze başladı. Birazdan büyük bir merakla beklediğimiz köyümüzün bu yılki örnek çocuğu açıklanacaktır. Başta okul müdürümüz Ekrem Bey olmak üzere muhterem hocam İsmail Efendi ve köy ihtiyar heyeti ile bir haftadır bu yarışmanın müzakeresini yaptık. Bu bir haftalık müzakere sonunda köy bekçimiz Adem Onbaşı'nın karşılaştığı bir olayı dinledikten sonra bu yılki örnek çocuğu bulduğumuza karar verdik. Şimdi Adem Onbaşı'dan bize bu olayı anlatmasını istiyorum. Buyurun Adem Onbaşı. "Kayısı zamanıydı," dedi. Kalabalık önünde konuşmanın sıkıntısı içerisinde. "Kayısıların olgunlaştığı bir gündü. Dolaşmaktan yorularak Musa Emmi'nin bağındaki çubukların gölgesinde uzanmıştım. Aradan 10 ila 15 dakika geçmedi. Baktım, yukarıdan bir çocuk kayısı toplamaya geliyor. Hemen çubukların arasına gizlendim. Hırsızlığa gelen bu yaramazı yakalayıp babasına teslim edecektim. Kayısıların bulunduğu ağacın altına geldi. Bu gelen çocuk topladıkları kayısıları küçük torbaya dolduruyor, hoşuna giden kayısıları da birer ikişer yiyordu. Toplama işi bitince çubuğu aldığı yere koydu. Gitmeye hazırlanıyordu ki, "Dur, kaçma," dedim. Korkmuştu, olduğu yerde kala kaldı, kaçmadı. Çubukların arasından fırlayıp kolundan yakaladım. "Sen misin yaramaz?" dedim şaşkınlıkla. "Ben de seni hırsız sanmıştım." "Ben hırsızlık yapmıyorum ki Adem amca. Burası dedemgilin bağı. Biliyorsunuz kendisi hastadır, gelemez. Beni gönderdi." Baktım gözlerinde yaşlar boncuk boncuk olmuştu. Hırsızlık yapmaya gelmediğini anlayınca korkuttuğum için üzüldüm. "Peki iyi," dedim. "Bunların için toplamadın? Şu büyük kayısıları mı?" "Evet, onları. Onlar bizim değil ki. Ama sizin ağacın altında. Tepemizdeki dalları göstererek. Baksana," dedi. "Musa amcaların kayısıları onlar. Bizim dallarla karışmış. Onların kayısıları daha büyük. Kendimizin olmayan kayısıları nasıl toplarım?" Baktım ağaçlar birbirine yakın oldukları için dalları gerçekten iyice karışmış. Aşılı olduğu için Musa Emmilerin kayısıları büyüktü. Çocuktaki bu düşünceye hayret etmiştim. Hayretimi gizlemeden, "Hiç almadın mı?" "Hayır." "Aç bakalım torbayı." Torbayı açtı. İçerisinde bir tane bile büyük kayısı yoktu. Gözlerim yaşarmıştı. Bu 6 yaşındaki hayran olduğum çocuk Şükrü dayının torunu Cemil'den başkası değildi. Herkes kalabalığın içerisinde Şükrü dayının torunu Cemil'i arıyordu. Okul müdürümüz, "Bu yılın örnek çocuğunu buraya bekliyorum," deyince büyük bir alkış tufanı koptu. Ben de kalabalığın arasında Cemil'i arıyordum. Bir de baktım, Cemil okulun bahçe kapısından çıkmış, sevinç içinde hasta yatan dedesine koşuyordu. Hüseyin Emin Öztürk, kısaltılmıştır. Birinci etkinlik. Aşağıdaki tanımları görseli verilen kelimelerle eşleştirelim. 1. Babanın erkek kardeşi, baba yarısı, amca. Evet, buna emmi denir. Buraya 1 yazalım. 2. Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse, bu da bekçidir. Buraya 2 yazalım. Bir metnin konusunu bulmak için metinde en çok neyin üzerinde durulmuştur sorusunu yazarız. İkinci etkinlik. Okuduğumuz metnin konusunu yazalım. Metnin konusu dürüstlüktür. Üçüncü etkinlik. Örnek çocuk metninde geçen kahramanların adlarını yazalım. Metinde adı geçen kahramanlar: İsmail Hoca, Bekir Emmi, Hasan Çavuş, Osman, Ali, Ekrem Bey, Adem Onbaşı, Musa Emmi, Şükrü Dayı ve Cemil'dir. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Birinci soru. Osman bu sene kimin örnek çocuk seçileceğini düşünmüştür? Ali'nin örnek çocuk olacağını düşünmüştür. İkinci soru. Cemil ne toplamaya gitmiştir? Cemil kayısı toplamaya gitmiştir. Üçüncü soru. Köy bekçisi Adem Onbaşı Cemil'in için hayran olmuştur. Başkalarına ait kayısıları toplamadığı için hayran olmuştur. Dördüncü soru. Örnek çocuk olarak seçilen öğrenci kimdir? Örnek çocuk olarak seçilen öğrenci Cemil'dir. Beşinci etkinlik. Size ait olmayan bir eşyayı bulduğunuzda ne yaparsınız? Anlatalım.
Bize ait olmayan bir eşyayı bulduğumuzda eşyanın sahibini sorarız. Eğer sahibini bulursak sahibine veririz. Eğer eşyanın sahibini bulamazsak onu kayıp eşya dolabına koyarız. Altıncı etkinlik. Birbirini takip eden cümlelerin oluşturduğu metinlere düz yazı denir. Okuduğumuz metin bir düz yazı örneğidir. Okuduğumuz metnin ilk iki cümlesini metne bakarak yazalım. Örnek çocuk yarışmasının sonuçları bu yıl okulların açılacağı sabah açıklanacaktı. Kalabalığın önündeki sandalyelerde İsmail Hoca, Bekir Emmi, Hasan Çavuş ve öğretmenlerimiz oturuyorlardı. 7. etkinlik. Anlamları birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt, karşıt anlamlı kelimeler denir. İçerisinde bir tane bile büyük kayısı yoktu. Cemil küçük kayısıları toplamıştı. Büyük ve küçük zıt anlamlı kelimelerdir. Tabloda birbiriyle zıt anlama gelen kelimeleri örnekteki gibi aynı renge boyayalım. Evet, taze ve bayat zıt anlamlıdır. Ödül ve ceza zıt anlamlıdır. Hafif ve ağır zıt anlamlıdır. Korkak ve cesur zıt anlamlıdır. İyi ve kötü zıt anlamlıdır. Dar ve geniş zıt anlamlıdır. 8. etkinlik. Aşağıdaki kelimelerin arasına uygun boşluklar bırakılarak cümleleri yazalım. Dürüstlük insanın sahip olduğu önemli özelliklerden bir tanesidir. Dürüst insan yalan söylemez. Barışın ülkesi. Haydi çocuklar, yazı yazalım suya. Buluttan uçurtmalar, kırlangıçlar yapalım yine. Kağıttan tavşanlar, sevgiden çocuklar. Göreceksiniz dünya ne güzel dönecek. Halim Yazıcı. 1. etkinlik. Görselleri verilen kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazalım. Tahminimizi sözlük anlamlarıyla karşılaştıralım. Uçurtma. Üzeri renkli kağıtlarla, bezle ve benzeri kaplanmış, hafif çıtalardan yapılmış, çokgen biçimli bir gövde ve süslü bir kuyruktan oluşan, sicimle bağlanarak rüzgar yardımıyla uçurulan bir tür oyuncak. Kırlangıç. Parlak siyah beyaz tüylü, ince uzun kanatlı, çatal kuyruklu, kısa ve geniş gagalı, sürekli olarak uçarken avladığı sinek ve benzerilerle beslenen küçük ötücü bir göçmen kuş. İkinci etkinlik. Şiir ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım. Birinci soru. Şair çocuklardan neler yapmalarını istiyor? Suya yazı yazmalarını, buluttan uçurtmalar ve kırlangıçlar, kağıttan tavşanlar yapmalarını istiyor. İkinci soru. Şair neden çocuklardan bunları istiyor? Dünyanın daha güzel dönmesi için şair çocuklardan bunları istiyor. Üçüncü etkinlik. Şiir bilgisi. Şiirler insanlarda derin duygular uyandırır, insanları etkiler. Şiirlerde değişik konular işlenebilir. Şiirin her satırı büyük harflerle başlar. Şiir yazan kişilere şair denir. Şiirin her bir satırına dize, mısra, dört dizeden oluşmuş bölüme ise kıta denir. Okuduğumuz şiiri aşağıdaki alana yazalım. Kışın ülkesi. Haydi çocuklar, yazı yazalım suya. Buluttan uçurtmalar, kırlangıçlar yapalım yine. Kağıttan tavşanlar, sevgiden çocuklar. Göreceksiniz dünya ne güzel dönecek. Halim Yazıcı. Dördüncü etkinlik. Penguenler flüt çalamaz. Bir kış günüydü. Bez bebek Melu sabahleyin uyanır uyanmaz hep yaptığı gibi pencereden dışarı baktı. İçini tatlı bir sevinç kaplamıştı. Bahçede her günkünden farklı bir şeyler vardı. Ama ne olduğunu ilk bakışta o da anlayamadı. Sevim Ak kısaltılmıştır. Okuduğumuz Barış'ın Ülkesi şiiri ile Penguenler Flüt Çalamaz metninin farkları nelerdir? İkisi bir şiirdir. Penguenler Flüt Çalamaz ise düz yazıdır. 5. etkinlik. Küs arkadaşlarınızı barıştırmak için neler yapıyorsunuz? Anlatalım. Küs arkadaşlarımızı barıştırmak için onları bir araya getiriyoruz ve birlikte oynamalarını, küs durmamalarını söylüyoruz. 6. etkinlik. Haydi arkadaşlık konulu bir şiir yazalım. Şiirimize uygun bir başlık belirleyelim. Yazımızdaki hataları gözden geçirelim ve şiirimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Arkadaşım, beraber oyun oynar, bisiklete bineriz. Yorulunca dinlenir, meyve suyu içeriz. Birlikte kitap okur, resimler yaparız. Onunla hiç küsmez, hep mutlu yaşarız. B. Şiirimizi yazdıktan sonra tabloda yazımızı değerlendirelim. Yazımı değerlendiriyorum. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bıraktım. Evet. Harf hatalarımı kontrol ettim. Evet.
Hece eksiklerimi gözden geçirdim. Evet. Şiirimi arkadaşlarımla paylaşırken vurgu ve tonlamalara dikkat ettim. Evet. Birinci etkinlik. Metnin görselini inceleyelim. Dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ederek yazalım. Metnin konusu doğal afetler olabilir. İkinci etkinlik. Dinlediğiniz metni olayların oluş sırasına göre arkadaşlarımıza anlatalım. Üçüncü etkinlik. Yardımlaşma adlı metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bulup boyayalım. Metnin konusu yardımlaşmadır. Yardımlaşmayı boyayalım. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları dinlediğimiz metne göre cevaplayalım. 1. Sabah haberlerini dinleyen herkes niçin üzülmüştür? Deprem olduğu için üzülmüşlerdir. 2. Yardım bekleyen insanlara hangi kuruluş yardım etmiştir? Yardım bekleyen insanlara Kızılay yardım etmiştir. Üçüncü soru. Değer Mahallesi sakinleri bölge halkına neler göndermiştir? İhtiyaç fazlası giyecek, çarşaf ve battaniye göndermiştir. Dördüncü soru. Deprem bölgesi için okullarda nasıl bir yardım kampanyası düzenlenmiştir? Her öğrenci bir kitap, defter ve kalem bağışladı. Beşinci soru. Okullarda yapılan yardım çalışması öğrencilerde hangi duygunun gelişmesini sağlamıştır? Yardımlaşma duygusunun gelişmesini sağlamıştır. Beşinci etkinlik. Ülkemiz deprem kuşağında yer alır. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapmamız gerekenleri arkadaşlarımıza anlatalım. Altıncı etkinlik. Aşağıda karışık olarak verilmiş kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturup yazalım. İlk cümle. Kantinde sıraya girmeyenleri uyardım. İkinci cümle. Yaşlıları ziyaret etmeliyiz. Üçüncü cümle. Yağmurda ıslanan kediye süt götürdüm. Dördüncü cümle. Annem çiçeklerimize sevgiyle bakıyor. Beşinci cümle. Babamla yeni bir kitap aldık. Büyüklerimi seviyorum. Güzel bir gündü. İki kardeş birlikte yürüyüşe çıktılar. Abla bugün kendini bir öğretmen gibi hissediyordu. Büyüklerimizi saymalıyız, dedi kaşlarını kaldırarak. Haydi sayalım, dedi kardeşi gülücükler saçarak. Ardından küçük parmaklarını tek tek göstererek saymaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam o sırada ablası, hayır, öyle değil, diye atıldı. Küçük kız şaşırdı. Bu büyükler başka nasıl sayılırdı? Düşündü, düşündü. Büyükler öyle elma sayar gibi sayılmaz. Saymaktan değil, saygı duymaktan söz ediyoruz. Bu sırada abla Mehmet amcanın karşıdan yorgun argın gelmekte olduğunu görünce hemen yandaki bakkaldan bir sandalye istedi. Oturması için Mehmet amcayı buyur etti. Ah evladım, elin kolun dert görmesin, dedi amca. Hastaneden geliyorum. O kadar yorgunum ki sorma. Şu sandalye bana ilaç gibi geldi. Mehmet amca soluklandıktan sonra hayır dualar ederek yoluna devam etti. Abla kardeş mutlulukla eve geldiler. Abla sordu. Evet küçük hanım, büyüklerimize saygı duymak ne demekmiş? Anladın mı bakalım? Evet anladım, dedi küçük kız. Saygı duymak büyüklerimizin yüzünü güldürmekmiş. Abla gülümsedi. Kardeşinin şu şirin hali onu hep mutlu ederdi. Büyüklerimize hak ettikleri değeri vermek ve saygı göstermek çok zevkli ve çok güzeldir, dedi. Küçük kızın yüzünde mutluluktan güller açtı. Yaşasın, büyüklerimi seviyorum, dedi. Hem de en güzel şekerlemelerden daha çok. Birinci tema sonu değerlendirme. Sevgisiz yaşanmaz ki. Sevgi en güzel duygu. Sevgi büyülü sözcük. Eritir karı buzu, sımsıcak bir gülücük. Şu kirlenen dünyada sevmek ne güzel olay. Sev, sevil canım ne var? Sevmekten daha kolay. Aziz Sivaslıoğlu. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. Birinci soru. Şiirde sevgi nelere benzetilmiştir? Sevgi en güzel duyguya, büyülü bir sözcüğe benzetilmiştir. 2. Şiire göre karı ve buzu eriten nedir? Sımsıcak bir gülücük kar ve buzu eritir. 3. Şaire göre dünyadaki en kolay şey nedir? En kolay şey sevmektir. 4. Şiirin konusu nedir? Her şeyin başı sevgidir. Severek ve sevilerek dünyamız güzelleşir. 5. Temada işlediğimiz metinlerin türlerini yazalım. Gül, masal. Örnek çocuk, hikaye. Barışın ülkesi, şiir. Yardımlaşma, hikaye. 6. Aşağıdaki kelimeleri birer cümlede kullanalım. Büyüklere saygılı davranmalıyız. İyilik yapan herkes karşılığında iyilik görür. Cesaret en soylu duygulardan biridir. Kibar insanlar herkes tarafından sevilirler. 7. Aşağıdaki metinde yay ayraç ile gösterilen boşluklara uygun noktalama işaretleri koyalım. Sorumluluk insanın üzerine düşen görevleri yerine getirebilmesidir. Buraya nokta koyalım çünkü cümle bitmiş. Cümle bitince yeni
Yeni cümle büyük harfle başlar. Her insanın sorumlulukları vardır. Burada da cümle bittiği için nokta koyalım. Yeni cümle şimdi büyük harfle başlıyor. Ben derslerime çalışarak görevimi yerine getiriyorum. Buraya da nokta koyalım çünkü cümle bitmiş. 8. Aşağıdaki cümlelerin bazılarında kelimeler zıt anlamlılarıyla birlikte kullanılmıştır. Bu cümleleri işaretleyelim. Soğuk havada sıcak çikolatanın tadına doyum olmaz. Soğuk ve sıcak zıt anlamlı. Her ikisi de bu cümlede bulunuyor. Dolayısıyla bunu işaretleyelim. Merdivenlerden yavaşça ilerledik. Burada zıt anlamlı kelimeler yok. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. Önce ve sonra zıt anlamlıdır. Bunu da işaretleyelim. Yaşlı adam ağır adımlarla ilerliyordu. Burada da zıt anlamlı kelimeler yok. Babam eski sokak oyunlarının yeni oyunlardan daha eğlenceli olduğunu söylüyor. Burada eski ve yeni zıt anlamlıdır. İşaretleyelim. Öğretmenimizin sorduğu 3 soruya doğru, bir soruya yanlış cevap verdim. Burada da doğru ve yanlış zıt anlamlıdır. Bunu da işaretleyelim. Bu tema içerisinde en çok örnek çocuk metnini beğendim. Çünkü Cemil dürüst bir çocuktu. Kendilerine ait olmayan kayısıları toplayabilirdi fakat dürüst olduğu için başkasına ait olan kayısıların hiçbirine dokunmadı. 10. Erdemler temasında işlediğimiz metinlerin konularını aşağıya yazalım. Gururlu gül, alçak gönüllülük konusu işlenmiştir. Örnek çocuk, dürüstlük konusu işlenmiştir. Barışın ülkesi, barış konusu işlenmiştir.